Gençler selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, trigonometri konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz trigonometrik özdeşlikler. Nerede kalmıştık? 51. sayfamızın sevgili gençler. Sol alt köşesindeki buradaki Connelly soruyu çözmüştük ve artık trigonometrik özdeşliklerdeyiz. Şimdi sevgili gençler, lafı fazla uzatmayacağım. Videoya başlayacağım. Ama kanala abone olup bu videoyu da beğenebilmeyi unutmazsanız sevgili gençler, beni de mutlu etmiş olursunuz. Şimdi trigonometrik özdeşlikler dedik. Neymiş, ne değilmiş, neden özdeşlik diyormuşuz? Bunlara bir bakalım. Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu bir birim olarak kabul edilirse karşı dik kenarın komşu dik kenarı uzunluğu karşı dik kenara sinüs x, komşu dik kenara kosinüs demek zorundayız. Daha öncesinde çözdüğümüz bir soru vardı. Hangi soruydu mesela bu? Şurada hcn'in ifadesi vardı. Bakın biz demiştik ki şuraya sinüs x bulmuştuk. Burayı da kosinüs x bulmuştuk. Bir önceki videoda bu sorunun çözümüyle alakalı. Şimdi buraya bakıyorsun. Burası bir zaten aynı üçgen bakın. AB H üçgeni ile buradaki ABC üçgeni aynı üçgen. Şimdi burası 1 ise eğer, varsayalım ki buranın sinüs olduğunu bilmiyoruz. AC hemen hatırlatalım. Sinüs x'i merak ediyorsak karşının yani AC kenarının 1'e oranıdır. Yani AC'nin ta kendisidir sinüs x. Dolayısıyla buraya sinüs x. Burayı da aynı yöntemle kosinüs x bulmak zorundayız. Ve bize de bu bir trigonometrik özdeşlik doğuracaktır sevgili gençler. Nedir? Pisagor teoremini uygularsan bunun karesiyle bunun karesinin toplamı bunun karesini verecektir. Yani sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'dir. İşte sevgili gençler, biz buna trigonometrik özdeşlik diyoruz. Neden buna özdeşlik diyoruz? Çünkü sen x gördüğün yere ne yazarsan yaz, hangi açı değerini yazarsan yaz, sonuç her zaman sağlayacaktır. Bu bir denklem değildir. Bu bir özdeşliktir. Denklemle özdeşliği birbirinden ayıran en önemli farksa denklemin sorunu sayıda çözümü olması ama özdeşliğin her x reel sayısı için sağlamasıdır sevgili gençler. Ekstradan tanjant ve kotanjantın birinin karşı bölü komşu, diğerinin komşu bölü karşı olduğunu biliyorsun. Yani bunlar birbirinin çarpımsal tersi. Ben şimdi a sayısıyla 1 bölü a sayısını yani a ile tam olarak çarpımsal tersini çarptığım takdirde 1 geleceğini biliyorsam o halde derim ki tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı da 1'dir. Ve sakın şunu da unutmayın ki tanjant sinüsün kosinüse, kotanjant da kosinüsün sinüse oranıdır aynı zamanda. Hangi özdeşliği kullanacağız? Tan x ile kot x'in çarpımının 1 olduğu özdeşliğini kullanacağız sevgili gençler sorularımızda. Fazlasıyla bunu ve fazlasıyla bunu soruların içerisinde kullanacağımızı unutmayın. Şuna ek olaraktan bazen soruların içerisinde 1 eksi kos kare x gördüğümüz zaman sin kare x diyeceğiz buna. Ve 1 eksi sin kare x dediğimiz takdirde de buna da kos kare x diyeceğiz sevgili gençler sorularımızın içerisinde haberiniz olsun. Ve sevgili arkadaşlar, eğer x ile y'nin toplamı 90 derece ise yani x ile y birbirinin tümleri ise sinüs x kosinüs y'ye ve tanjant x kotanjant y'ye eşittir. Yani birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine tanjantları kotanjantlarına eşit olduğunu zaten dün de söylemiştik dünkü videomuzda. X ve y ikisi de dar açıyken ve x de y'den küçükse sevgili arkadaşlarım aynı buradaki gibi sinüs x daima sinüs y'den daha küçüktür ve tanjant x de tanjant y'den daha küçüktür. Bunun sebebi sinüs ve tanjant fonksiyonlarının artan fonksiyonlar olması. Yani açı büyüdükçe fonksiyonun da büyüdüğü, açı küçüldükçe fonksiyonun da küçüldüğü fonksiyonlardır. Artan fonksiyon dedik ya. O halde küçük açının sinüsü daha küçüktür büyük açının sinüsünden. Küçük açının tanjantı ise büyük açının tanjantından daha küçüktür diyeceğiz. Bir üçüncü olarak da bu her zaman sağlanır birinci bölgedeyken. Dar bir açının sevgili gençler daima sinüsü tanjantından daha küçüktür. Bunun sebebini ileriki kısımlarda sinüs ve tanjant fonksiyonlarını detaylı incelediğimiz zaman söyleyeceğiz. Daima sinüs tanjanttan daha küçüktür. Aynı açı değeri için birinci bölgede. 52. sayfamıza geçiyoruz ve özdeşliklerle alakalı olan sorularımıza bakıyoruz. 1 eksi tan kare x bölü 1 artı tan kare x demiş. Şimdi bu 1 eksi tan kare x sevgili gençler.
Gidip iki kare farkı gibi açmaya lüzum yok çünkü alt tarafa herhangi bir işlem uygulayamayacaksın. O halde ben diyorum ki, hocam ben bu tan kare x'i sin kare x bölü kos kare x biçiminde yazarım. Alt tarafı ise 1 artı sin kare x bölü kos kare x biçiminde yazarım. Neden? Çünkü tanjant x sin x bölü kos x'in ta kendisiydi. Üst kısma bakacak olursanız, yani şu kısma sevgili arkadaşlarım, bu kısımda ben payda eşitlemesi yaparak cos kare x eksi sin kare x bölü alt kısmın cos kare x olduğunu biliyorum. Bölü alt kısımda ise cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x geleceğini biliyorum yine payda eşitlemesi yaptığım takdirde. Dikkat ettiyseniz buradaki cos kare x ile buradaki cos kare x gidecektir. Cos kare x ile sin kare x'in toplamı nedir sevgili gençler? Hocam 1. O zaman burayı da görmeye gerek yok. Cevabımız ne olacakmış? Cos kare x eksi sin kare x olacakmış sevgili gençler. Burada ne kadar x'i unutulsa da cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı dedik. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Tan x ile sekant x'in çarpımının 1 artı tan kare x'e bölümü en sadeleşmiş hali hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle buradaki sekant x'in sen 1 bölü kosinüs x olduğunu biliyorsun. Tanjant x'in ise sin x bölü kosinüs x olduğunu biliyorsun. Ve bunlar çarpıldığı takdirde sin x bölü kos kare x ile karşılaşacaksın. Bölü 1 artı tan kare x'i de hemen bir üstteki sorudan kopya çekerseniz kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x olduğunu görürsünüz. Yazalım kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x dedik. Şimdi dikkat edin gene paydalardaki kos kare x'ler gider. Kos kare x artı sin kare x'in de 1 olduğunu biliyoruz. Geriye sadece ne kaldı? Sinüs x kaldı. İşte bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir dedik. Bir diğer sorumuzda ise sekant x'i gene yazıyorum. 1 bölü kosinüs x biçiminde. Eksi kosinüs x bölü 1 artı sinüs x yazdım. Daha sonrasında ise ben burayı 1 artı sinüs x ile burayı da kosinüs x ile genişletmeyi başarabilirsem eğer. Bakınız 1 artı sin x ile 1'i çarpıyorum. 1 artı sinüs x geldi. Eksi kos kare x geldi. Kosinüs x ile kosinüs x'in çarpımı bölü. Alt kısımda şöyle diyebiliriz artık. Kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x yazabiliriz. Güzel. Şimdi şu kesir çizgisini bir düzeltelim. Evet, gecenin saat 4'ü ama dışarıdan değişik ambulans sesleri ve itfaiye sesleri geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Devam sevgili gençler. Dikkat ettiyseniz şu kısımda 1 eksi kos kare x gibi bir ifade var. Ve ben bu 1 eksi kos kare x'in aslına bakarsanız sin kare x olması gerektiğini biliyorum. O halde üst tarafı yazıyorum bakın. Sin kare x artı sinüs x bölü alt kısımda ise kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x yazdım. Daha sonrasında üst tarafı sinüs x parantezini alırsanız sinüs x artı 1 geldiğini görürsünüz. Alt tarafta ise kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x olduğunu görüyorsunuz. Ve yine şuna dikkat etmenizi istiyorum. Çarpım durumunda, çarpım durumunda sin x artı 1 ile 1 artı sin x birbirinin eşitidir. Ve geriye cevap olarak sin bölü kos kaldı. Sin bölü kosun ne olduğunu biliyoruz biz. Tanjant x olduğunu biliyoruz. Demek ki cevabımız da bu şekilde Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 52. sayfamızın sağ üst tarafındayız ve yönlü açıyı tanımlayalım. Şimdi diyoruz ki bir açının kenarlarından biri başlangıç kenarı, diğeri de bitim kenarı olarak alındığında elde edilen açıya yönlü açı diyoruz. Çünkü başlangıcı ve sonu var. Saatin ibrelerinin yani akrep ve yelkovanın dönme yönünde olan açılar ters negatif yönlüdür. Yani saat yönüne negatif diyeceğiz. Saat yönünün tersine pozitif yönlü diyeceğiz. Bakın bu taraf saat yönünün tersi olduğu için pozitif yönlü. Bu taraf saat yönü olduğu için negatif yönlü diyoruz. Peki bu radyan nedir? Radyan dediğimiz olay sevgili gençler şudur. Önce dereceyi bir tanımlayalım. Şöyle diyelim. Herhangi bir
Çemberin, burası merkezi olsun. Merkezden çemberin yaylarına gönderdiğimiz ışınlarla ben bu çemberi 360 eş parçaya bölersem her bir parçanın belirttiği açıya bir derece diyoruz. Derece bir açı ölçü birimidir. Radyan ise şudur. Yine herhangi bir çemberin burası merkezi, burası R ve burası R iken eğer R birim uzunluğunda bir yayı gören bir açı oluşturduysam ben buradaki açının ölçüsüne bir radyan diyeceğim sevgili gençler. Bir radyan diyeceğiz. Neymiş? R olacak. Anlaştık mı? Peki o halde ben bunu birim çember olarak kabul etsem, birim çember olarak kabul etsem ve şurası da merkez diyelim. Tamam. Şimdi bu da birim çember olduğu için şurası 1 olacaktır. Ve sevgili gençler dikkat edin. Bu 360 derecenin kaç radyan olduğuna bakalım biz. Kabul mü? Ben bunun çevresinin 2 çarpı pi çarpı r olduğunu biliyorum ki r burada 1. Dolayısıyla bunun çevresine gelecek 2 pi gelecek. Yani arkadaşlarım bunun tamamının yani şu çevrenin taradığı açı aslında 2 pi radyandır diyebiliriz. Bu çevredeki açıya yani 360 dereceye 2 pi radyan diyebiliriz. O halde aslında şöyle bir olay vardır. Tam açının ölçüsüne biz 360 derece diyeceğiz ya da 2 pi radyan diyeceğiz. Bakın 2 pi demiyoruz. 2 pi radyan diyoruz. Anlaştık mı? Bir de şu algıdan vazgeçelim. Çoğumuz yanılgı içerisine düşüyoruz. İşte pi hocam normalde 3,14'tü de trigonometride pi'yi 180 olarak kabul ediyoruz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya görülmedi. Bu imkansız bir şey. Pi tektir arkadaşlar. 180 değildir. Pi 3,14'tür her zaman. Trigonometride de mi? Evet aynen öyle. Trigonometride de pi 3,14'tür. Öyle 180 falan demiyorsunuz. Ha şunu diyebilirsin ama. Pi radyan, bakın altını çizerek söylüyorum. Pi radyan 180 derecedir dersin. Pi 180 falan değildir. Açı ölçü birimi ekliyorsun sen üzerine. Yani bu şunun gibi bir şey. 50 sayısıyla 50 kilometre aynı şey değildir. Birisi sayıdır, öteki uzunluk ölçü birimi kullanarak belli bir yerin mesafesini dile getiren bir cümledir, bir sözcüktür, bir cümledir diyelim. Birisi 50, öteki 50 kilometre ya da 50'ye 50 kilogram. Doğru mu? Veya 50 ve 50 santigrat derece aynı şeyler değil. O halde sevgili gençler buradaki pi sayısı daima ve daima 3,14'tür. Burada bulduğumuz 2 pi 360 derecedir. Evet ama 2 pi dediğimiz aslında bakarsanız 2 çarpı 3,14'tür yaklaşık olarak diyeceğiz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Pekala. Pi radyanın ben 180 derece olması gerektiğini biliyorum. O zaman ben bu dereceleri radyanları birbirine dönüştürebilirim. Eğer radyanı dereceye çevirmek istiyorsan bakın mesela 3 pi bölü 5 radyan. Pi gördüğün yere çakıyorsun 180 dereceyi ve cevabı buluyorsun. Eğer dereceyi radyana çevirmek istiyorsan da onu da şu şekilde yapıyorsun. Şunu yapmak yerine şöyle diyebilirsin. Daha sonrasında kısa yoldan buna geçersin. Dersin ki kardeşim 180 derece pi radyan ise 108 derece kaç radyandır? Bunu bulabilmek için bununla bunu çarpıp 180 dereceye bölersin. Aynen buradaki gibi bakın. 108 çarpı pi bölü 180. O da buradan geliyor zaten. Bunun da 3 pi bölü 5 radyan olması gerektiğini söylersin. Hocam bu radyanlar her daim pi'li olmak zorunda mı? Hayır. 3 radyan da dersin, 5 radyan da dersin, 10 radyan da dersin. Sıkıntı yok. Sadece ama trigonometride uğraştıklarımız pi'li olacaktır. Çünkü birim çember üzerinden çalışıyoruz. Çünkü bu radyan dediğimiz açı ölçüsü bu üçgenin direkt yay uzunluğuyla alakalı olduğu için ve ben bu yay uzunluğunun biliyorsun çevrede 2 pi r formülünün olmasından kaynaklı genelde bu radyanlar pi içerisinde pi'yi barındırır ama illa pi'li olmak zorunda değil. 2 radyan, 3 radyan, 3,5 radyan falan da diyebilirsin. Yani 3 bölü 2 radyan falan da diyebilirsin. Böyle şeyler kullanabilirsin. Radyan illa pi'yi barındırmak zorunda değildir. Sadece ama sadece ne diyorum arkadaşım? Radyan buradaki
yayın ölçüsüyle alakalı olduğu için ve yayın ölçüsü de 2 pi r ile, yani çemberin çevresiyle alakalı olduğu için pi doğal olarak her zaman bizim işimizin içerisinde var oluyor. Peki birim çember. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bu analitik geometride bir çember denklemimiz var. Yani merkez x0'a y0 ve yarı çapı diyelim r olan çember denklemini biz nasıl yazıyorduk? Hemen hatırlayın çember denklemini. Hatırlamayanlar veya bilmeyenler varsa da dinlesin. Denklemi normalde şudur. X eksi x0 bunun karesi, y eksi y0 bunun karesi eşittir r'nin karesidir diyoruz sevgili gençler. Bu bizim çember denklemimiz. Yani sana merkezi verdiyse, x0 ile y0'ı verdiyse, merkez mesela 2'ye 3. Yarıçapı da r dediyse mesela onu da yazalım. Merkezi 2'ye 3. Yarıçapı da 4 olsun. O zaman bu çemberin denklemi nasıldır? X eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 16'dır. Doğru mu? Bu bizim çemberimizin denklemidir. Gayet basit. Şimdi birim çember merkezi sıfıra sıfırdır ve yarıçapı da 1 olan çemberdir. Ve biz buna birim çember deriz. Birim çember deriz. Sen de bu notları buraya alabilirsin. O halde sevgili arkadaşım, burada çember denklemini oluşturursan x eksi 0'ın karesi, yani x'in karesi, y eksi 0'ın karesi, yani y'nin karesi eşittir yarıçapın karesi, r kare, yani 1'in karesi 1. O halde bizim çember denklemimiz bu olur. Ve çemberin üzerindeki herhangi bir P noktası bu denklemi sağlamak zorundadır deriz. Bu x kare artı y kare eşittir 1'i sen şöyle de diyebilirsin çember denklemi üzerinden sağladığını görmek amacıyla. Şimdi PXY apsis ve ordinatlı bir nokta. X şurasının uzunluğudur. Y de burasının uzunluğudur. Burası x, burası y ise ve bu birim çember olduğu için burası da 1 ise x kare ile y karenin toplamı eşittir 1'i Pisagor'dan da elde edebilirsin. Sıkıntı yok. İster buradan ister buradan aklında tut. Ama mutlaka aklında tut. X kare artı y kare eşittir 1 ve çemberin üzerindeki herhangi bir nokta bu denklemi sağlamak zorundadır dedik. Peki. Birinci bölgede x'lerle y'lerin pozitif olduğunu, ikinci bölgede x'lerin negatif, y'lerin pozitif olduğunu, üçüncü bölgede her ikisinin negatif olduğunu ve dördüncü bölgede x'lerin pozitif, y'lerin negatif olduğunu sen zaten gayet iyi biliyorsun. Devam edelim 53. sayfamızda arkadaşlarım. Birim çemberde PXY noktasının belirttiği açı AOP açısı. Bakın AOP açısı 150 derece. Yani sevgili arkadaşlarım şu açıdan bahsediyoruz. Burası 150 derece. Veya bu açı eksi 210 derecedir deniliyor. Şimdi nereden geldi bu eksi 210? Çünkü bunların birbirini sevgili gençler, yani şurası 210 olduğunu biliyoruz. Burası da 150 olması lazım. Neden? Çünkü 360'ı tamamlar bunlar birbirlerini, ama AOP açısı saat yönünün tersine doğru olduğu için pozitiftir. Diğer AOP açısı, yani diğer türlü ifade etmem gerekiyorsa bunu, bu tarafa doğru ifade edeceğim için saat yönüne doğru, o halde eksi 210 derecedir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 360 ile toplanıp pozitif olarak ifade edilir diyoruz. Negatif yönlü bir açının ölçüsü. Yani eksi 210'u sevgili gençler. Şöyle bakalım, tamam. Eksi 210'u ben nasıl ifade edecekmişim? Üzerine 360 ekleyeceğim. 360 eklediğim takdirde de zaten 150 dereceyi bulmuş olurum ki o da zaten burası. Örneğin demiş 170 derece, 360'tan 170'i çıkaracaksın. Yani bu, aslına bakarsanız, bunun üzerine 360 derece eklemenin ta kendisidir 190 derecedir. Yani bundan sonra sen 190 dereceye eksi 170 derece diyebilirsin. İkisi de aynı şeydir. Bunlar radyan içinde geçerlidir. Eksi pi bölü 3. Ben az önce ne yapmıştım? 360 eklemiştim. O zaman sen de bu eksi pi bölü 3'e 2 pi ekleyeceksin. Ve bunun 5 pi bölü 3'e, yani pozitif olarak 5 pi bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki esas ölçü nedir? Esas ölçü. Esas ölçü de şudur. Biliyorsunuz ki yukarıda da gösterdik artık. Bizim açılarımız negatif olabiliyor veya 360'tan daha büyük olabilir. Yani 2 pi'den daha büyük olabilir. Biz 360'tan büyük ve
sıfırdan daha küçük yani negatif olan açıları sıfırla 360 arasına davet etme işlemine esas ölçü bulma işlemi diyoruz. Onları sıfırla 360 arasına alacağız. Onları sıfırla 360 derece arasında hangi açıya eşitse bunları bulacağız. Ve işte bu işleme de biz esas ölçü bulma işlemi diyoruz. Peki ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Biliyorsunuz ki sevgili gençler, bir açı varsayalım. Açı şurası olsun. Bir doğrunun x eksenini yaptığı açıya ben 20 derece diyeyim. Şimdi dikkat ettiysen şunu aldım. Şurası 20 zaten. Tam bir tur attığım zaman 360. 20 daha gittiğim zaman 380'e tekabül ettiğini biliyoruz. Daha sonrasında eğer şunu tuttum. Bir tur attım 360. Bir tane daha attım 720. Bir 20 daha atarsam o halde 740 derece olduğunu biliyorum. Şimdi ben diyorum ki bu 20 derece ile 380 derece ya 740 derece ve bir 360 daha atarsam bunların hepsi birbirine eşittir. Yani bu ne demek oluyor? Diyorum ki 740 dereceymiş, 380 dereceymiş bunları karıştırmayalım. Madem hepsi birbirine eşit, en küçüğüne bakalım. Yani 0 ile 360 derece aralığındaki değerine bakalım. Bu da 20 derecedir. O halde ben diyorum ki 740 derecenin 380 derecenin esas ölçüsü 20 derecedir diyebilirim. Böylelikle ne yapmış oldum? 740 derece gibi sayısal olarak büyük bir derece ifadesini 0 ile 360 arasında tertemiz bir sonuca kavuşturdum. Bu 20 dereceye eşittir. Soruların içerisinde 740 dereceyle işlem yapmak gayet zor. Ama 20 dereceyle işlem yapmak işlem kolaylığı açısından daha basittir sevgili gençler. Pekala, radyan cinsinden de 0 radyandan daha küçük ve 2 pi radyandan daha büyük olan açıları sevgili gençler biz 0 ile 2 pi aralığına taşıyabiliyorsak işte buna da yine esas ölçü bulma işlemidir diyoruz. 2960 derecenin esas ölçüsünü nasıl bulacağız? Şöyle 2960 dereceyi biz kaça böleceğiz? 360 dereceye böleceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 2960 derecenin içerisinde kaç tane 360 vardır? Bunu elde etmemiz gerekiyor. Kaç tane olur? Mesela 8 desek 2400 daha gelebilir. 8 defa var desem 2400 artı 480 2880 yapar. Bu şekilde. Ve sevgili gençler ben bundan bunu çıkardığım takdirde bakın şurası 960'dan 880'i çıkardığımız takdirde 80 derece gelecektir. Ve bu ne demek biliyor musunuz? 8 defa 360 derecelik bir yol kat etmiş. Yani şöyle ki bu tarafa doğru döndük. Bir tur, iki tur, üç tur, dört tur, beş tur, altı tur, yedi tur, sekiz turu attık. Attıktan sonra 80 derece daha ilerlemişiz demek. O zaman ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu 2960 derecenin esas ölçüsü 80 derecedir diyebiliriz sevgili gençler. Peki bu radyan cinsinden olanları nasıl bulacağız? Onu da şöyle 78'i sevgili gençler tam tur kaç pi'ydi? 2 pi. Şimdi paydamız 5 ama ve 2 pi olabilmesi için ben bunu 10 pi bölü 5 mi yapmam gerekiyor? Yani 2 pi böyle mi gelir? Gelir. O zaman ben bu 78'i 10'a böleceğim. Aslında bakarsanız 78 bölü 5'i 10 bölü 5 pi'ye bölüyoruz. 78 pi bölü 5'i 10 pi bölü 5'e bölüyoruz. Aynı şey o halde 78'i 10'a bölelim dedik. Peki 78'in içerisinde 10 7 defa 7 kere 10 70 çıkardım 8 geldi. O halde cevap nedir biliyor musunuz? Artan kaç burada? 8 pi bölü buradakinin aynısını yazacaksınız artık. Çünkü az önce 5'i görmezden gelmiştik. Tekrar ekliyoruz bunu da unutmuyoruz. İşte 78 pi bölü 5 aslında 8 pi bölü 5'in ta kendisiymiş ve esas ölçü olarak da sağdakini yani 8 pi bölü 5'i kabul edeceğiz. Peki bu açı ya negatifse eksi 78 pi bölü 5 bu radyanın esas ölçüsü. Şöyle diyebilirsiniz. İki yoldan halledersiniz bunu. Ya eksi 78'i 5'in 2 katı kaç? 10. 10'a bölersiniz. Normal şartlar altında 78'in içerisinde 10 7 defa. Buraya da eksi 7 yazsak daha güzel olacak. Ama normalde bu matematiksel olarak hatalı biliyorsunuz. Negatif bir sayıyı böyle pozitif bir sayıya bölüp bunun içinde bu kadar vardır demek hatalı. Ama hani bu şekilde yapılabilir diyorum ben size. Burada normalde 78'in içinde 7 defa var. Ben bir fazlasının eksilisini alıyorum sevgili gençler. Direkt sonuç pozitif çıksın diye.
10 kere eksi 8 eksi 80 yapar. Çıkardığınız takdirde de 2'yi bulursunuz. O halde ben diyorum ki cevabımız 2 pi bölü buradakinin aynısı. 5'tir diyorum. Tamam. Ya da şöyle dersin. Ya bu eksi 78 bölü 5'e ben 2 pi ekleyeceğim ya. Yani 10 pi bölü 5 ekleye ekleye pozitif yapsam. E şimdi eksi 78'in üstüne 10'un katlarından 80'i eklersen 2 gelir ve 2 pi bölü 5 de bizim cevabımızdır diyebiliriz. İkisi de aynı işlem. Bir tanesini şu şekilde yaptık. Bir tanesini mantık yürüttük. 10'un katlarından neyi eklersen pozitif olur. 80 eklersen de 2 pi bölü 5 gelir dedik. Tamam. Evet gençler. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları dediğimiz konumuzda artık videomuzu noktalayalım. Burada kaldık diyelim. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını göreceğiz. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını göreceğiz. Bir de bu videodan ben size söyleyeyim. Biz bu trigonometriyi 4 video olarak ayarladık ama sanırım 6-7 video şeklinde paylaşabilirim. Çünkü sevgili arkadaşlar biraz detaylı anlatmak istiyorum. Detaylı anlattığım takdirde de işte 4 videoya ayırmışım ama 18 sayfalık yaklaşık bir PDF'imiz var. Ve ben tam olarak 4'e bölüp anlattığım takdirde videoların hepsi 2'şer saat falan olacak. O yüzden gerek yok. Ben sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını bir diğer videoda paylaşacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videonun hemen arkasına da gelebilir. Sizden izin isteyerek, müsaade isteyerek bir sonraki güne de ekleyebilirim. Haberiniz olsun. Diğer videoda artık görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.